Merhabalar sevgili dostlar. Açık Bey'in soruyorumun yeni bir bölümüyle daha karşınızda olmanın haklı gururunu yaşıyoruz efendim. Kaç bölüm oldu bilmiyorum ama bayağıdır konuşuyoruz. Fakat konular mühim. Geçen bölümde muhtemelen kaçırmamış olduğunuzu düşündüğüm önemli bir konuya temas etmeye çalışmıştım. Neden yargılarız? Yargılamadan insanları anlayamaz mıyız? E, çıkarttığımız ana sonuçlardan biri şuydu. Zihin kısa yollar olarak ön yargıları çok kullanıyor. Yapacak bir şey yok. Bizim zihnimizin ana donanımı bu. Hem de enteresan bir bulgudan bahsetmiştim. İnsanlar bize yakınlaştıkça onlar hakkında yanılma ihtimalimiz artıyor. Niye? Bizim Anadolu'da bir laf vardır. Bizim evin danası. Yani Nobel alsa bile çok umurumuzda olmaz. Çünkü o bizim oğlan kız işte kimse o evdeki. Onun ne olduğunu biz herkesten iyi biliriz. Dışarıda nasıl göründüğü önemli değildir. Maalesef bu çok marjinal bir versiyonu. Belki her zaman bu kadar karikatür değil ama gerçekten yakınımızdaki insanlarla ilgili şaşırtıcı yanılgılar sergileyebiliyoruz. Bazı televizyon programlarında işte bu eşler yarıştırılıyor falan filan ya birbirleri hakkında sorular sorulduğunda çok ağır tökezlemelerinin nedenlerinden biri bu. Hele ki insanlar uzun süre birliktelerse belki bazı şeyleri çok iyi biliyorlar ama bazı konularda çok ciddi yanılıyorlar. Bir insan bize yakınlaştıkça samimiyet olarak onunla ilgili yanılma oranımız artıyor demiştik. Bir tık ileride hakkında en fazla yanıldığımız kişi de bize en yakın olan kişi yani bizzat kendimiziz. En fazla kendimiz hakkında yanılıyoruz. Bugün biraz neden kendimiz hakkında bu kadar yanılıyoruz? Niye kendimiz hakkında bu kadar aslında doğru olmayan hatta sabote edici zararlı önyargılarımız var? Biraz bundan konuşmayı arzu ediyorum açıkçası. Bu da büyük bir konu ama inşallah toparlarız bakalım. Bir yerden başlayalım. Efendim ben bir konuya takığımdır biliyorsunuz ben bir konuya takımdır derken cümle içinde geçiyor zaten. Ben denen konuya ben takıntılıyım. Yani ben dediğimiz şey nedir? Benlik dediğimiz şey nasıl oluşur? Annemizden doğduğumuz anda bildiğimiz kadarıyla insan bebeği bir benlik algısına sahip değil. Henüz ayrı bir varlık olarak kendini algılayamıyor ve bu oldukça uzun bir zaman alıyor. Aylar sürüyor. Annesiyle kendisini tek bir organizma sanıyor bebek. Hepimiz öyleydik. O yüzden mesela annesi gözden kaybolunca bir şekilde annesine ulaşamayınca cayırtı kopartan bir varlığız yani bebekler genellikle böyle. Ama daha sonra büyüdüğümüzde biz yavaş yavaş bir benlik oluşturmaya başlıyoruz. Yani ben artık diyorum ki ben Sinan'ım, bu anne, bu baba, bu kardeş, bu öbürü falan diye dünyayı diğer insanlarla ben arasında bölüştürmeye başlıyorum. Yani yavaş yavaş etrafımdaki dünya zihnimde taneciklenmeye, kuantize olmaya başlıyor diyebiliriz buna. Tabii bu olurken ne anneyi ne babayı ne kardeşi ne komşuyu ne de kendimizi böyle gökten inmiş bir tarifnameyle öğrenmiyoruz. Yani elimizde bizim ya da öbürünün ne olduğuna dair objektif bir tarif yok. Peki böyle bir tarif olmayınca biz bu bireyleri ya da bu failleri nasıl birbirinden ayırt ediyoruz? Hep söylüyorum bizim göreceli çalışan bir zihnimiz var. Ne demek göreceli? Ya da nispi eski Türkçesiyle bir şeyi bir şeye göre algılayabilen ve mutlak olan, tek olan bir şeyi algılayamayan bir zihnimiz var. Mesela sıcak diyorsanız bir şeye göre sıcak o, daha soğuk olan bir şeye göre. Büyük diyorsanız küçük olan bir şeye göre büyük ve bütün zihnimiz aslında böyle göreceli karşılaştırmalarla çalışıyor. Hal böyle olunca insanları tanırken de aynı sistemi kullanıyoruz. Mesela anne babaya göre şöyle farklı olduğu için, kardeş bu ikisine göre öyle farklı olduğu için Böyle diyerek onlar hakkında nispi tanımlamalar oluşturuyoruz. Ve tabii ki nereye geleceğimizi anladınız. İnsanın kendini tanımlaması da bu şekilde gerçekleşiyor. Etrafımızdaki diğer insanlara kendi davranışlarımızı, duygularımızı nispet ederek bir şekilde kendimizi tanımlamaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken o kadar karmaşık bir ortam ki burası. Bir kere karşımızdaki insanların duygu, düşünce ve davranışlarını daha doğru dürüst anlayabilecek donanımda değiliz. Merak etmeyin 50 yıl sonra da o donanıma ulaşamayacağız zaten. Çünkü orada bir sürü karmaşa var. Bir önceki videoda bahsettim. Yani karşıdaki insanların zihinlerini oldukları gibi algılayamıyoruz. Kendi zihinsel ve duygusal dönüşümlerimizi de belki okumayı çok çalışırsak yıllar sonra öğrenebileceğiz. Buradaki bu veri karmaşıklığı sırasında bizim ne olduğumuza, kim olduğumuza, ve karşıdaki insanların ne ve kim olduklarına dair bir takım kesin bilgilere ihtiyacımız var. Ve bu kesin bilgileri elde edebilmek için de hızla pek gerçeğe dayanmayan, hemen böyle kestirme, kısa cevaplar gibi ürettiğimiz zihinsel kısa yollarımızı oluşturmaya başlıyoruz. Kadınlar böyle davranır, erkekler böyle davranır, komşu bu demektir, kardeş bu demektir, ben şu konuda iyiyim, bu konuda kötüyüm, şuna göre uzunum, buna göre kısayım, falan gibi bir sürü sayısız kısa yol zihnimizde hem etrafımızdaki insanları ve dünyayı hem de kendimizi tanımamız için çok hızlı bir şekilde ilk belki birkaç sene içerisinde teşekkür eder ve özellikle onlu yaşlarımıza doğru giderken artık bu imaj yavaş yavaş zihnimizde oturur. Ve daha sonra işte o ergenlik falan dediğimiz dönemlere girdiğimizde bedenimiz ve beynimiz çok marjinal değişiklikler geçirdiği için özellikle cinsiyet hormonlarının artması nedeniyle biz yeni bir takım arayışlara gireriz. Ama bu arayışların tamamı daha önce getirdiğimiz ben buyum ve diğerleri şöyle şeklindeki tekrar altını çiziyorum çoğu gerçek verilere dayanmayan ön kabuller üzerine inşa edilir. Ve sıklıkla ergenlik dönemindeki gençlerin böyle bir debelenerek yeni kişilikler aradıklarına, sık sık mod, ortam, çevre, arkadaş falan değiştirdiklerine, aileyle ve daha önce çok iyi anlaştıkları çevrelerle sık sık çatışmaya girdiklerine şahit olmuş olabilirsiniz. Burası benlik dediğimiz şeyin yenilenme arayışıyla alakalı enteresan dışa vurumlardır ya da davranış çıktılarıdır diyelim. Şimdi bütün bu süreç herkes de o kadar benzersiz ve o kadar karmaşık bir şekilde gerçekleşir ki neticede şu geldiğimiz gün mesela işte ben bu yaşımda siz o yaşınızda burada oturup birbirimizle bir şekilde iletişim kuruyoruz. Kendimize bir bakalım adına ben dediğimiz varlık tamamen bize konan isim dahil olmak üzere başkalarının bize uygun gördüğü ya da bizim zihnimizde hasbel kadar karşılaştırmalar sonucunda çıkarttığımız yargılardan oluşuyor. Mesela benim adım Sinan. Ben seçmedim ismimi. Birileri koymuş ve bayılıyorum. Niye? Zaman geçtikçe bu isme alıştım. Hatta ortaokulda ismimin anlamının mızrak ucu anlamına geldiğini öğrendiğimde hayatımdaki bütün sivriliklerin kozmik bir görev olduğunu düşünmeye başladım. Yani buna böyle bir takım anlamlar atamak falan çok hoşuma gitti. Halbuki o isim tamamen rastlantısal olarak bambaşka bir hikayeyle bana konulmuş bir isimmiş. Yıllar sonra bunu da öğrendim. Yani hiç bu hikayeyle alakası yok. Dolayısıyla öyle olmasa bile rastlantısal ya da gerçeğe dayalı olmadan oluşturulmuş zihinsel kalıplara bir de zaman içerisinde çok tatlı hikayeler yazmaya başlıyorum. Mesela şöyle düşünün, erken dönemde hep bir şeyleri benden daha iyi yapan birileri var ve ben kendim onlar karşısında kötü hissediyorum. Etrafımdakiler de sağ olsunlar beni bu konuda öyle hissettirmekte hiç cimri davranmıyorlar. Hep kötü yaptığım bir şeylere odaklanıp iyi yaptığım şeyleri genellikle görmezden geliyorlar eğer ne oluyor? Ah ben bir işe yaramam, ben hiçbir şeyi beceremiyorum, herkes her şeyi ne güzel yapıyor, ben yapamıyorum, kim işte bu benden yakışıklı, bu benden güzel falan filan diye kendimizi yavaş yavaş böyle eksik, gedik, pek işe yaramaz bir varlık olarak kodlayabiliriz. Tam tersini düşünün, Prensler prensesler gibi büyütülüyorsunuz. Bir dediğiniz iki edilmiyor. Pohpohlanıyorsunuz, toftoflanıyorsunuz. Her istediğiniz istemeden önünüze geliyor. Ve bir süre sonra diyorsunuz ki ben öyle bir şeyim ki dünyadaki bütün insanlar bana hizmet etmek zorunda. Ben her şeyi hak ediyorum. Eğer bir şey ters giderse kesinlikle suç başkalarındadır. Zira ben mükemmel bir varlığım falan filan gibi böyle işte narsistik kişilik dediğimiz falan bir şeyler gelişiyor o yolda. Netice itibariyle görüyorsunuz ki bu senaryolar ve daha onlarca üretebileceğiniz türevlerinin hiçbirisi gerçek değil. Biz kendimizin ne olduğunu bilmiyoruz. En yakınımızdaki kişi olarak kendimiz hakkında bu kadar asılsız ön yargılarla dolu bir kimlik tanımlamamızın olması da yeni bir şey değil, insanlığın temel sorunlarından bir tanesi. Zira binlerce yıldır insanın gelişimi ve erginleşmesi için en önemli hedef olarak Hemen hemen her medeniyette önümüze konulan konu nedir? Kendini bil. Temet nose. Nose te ipsum. Kendini bilen rabbini bilir. Bizim insanın fabrika ayarları dediğimiz hikayenin temelini oluşturan çıkış noktası. Demek ki kendimizi bilmek, adımızı bilmek, aynada kendimizi görmek, düşüncelerimiz üzerine düşünmek falanla kolaylıkla becerebileceğimiz bir iş değil. Başka bir şey yapmamız lazım. Zira zihnimizde adına ben dediğimiz varlık tamamen neredeyse gerçek dışı zihinsel kabullere dayanıyor. Belki de bu noktada Yunus'un bir ben var, benden içeri dediği şeyi bir daha düşünmek, üzerine biraz kafa yormak iyi olabilir. Zira bunu tamamen yapay bir dolgu maddesinden oluşturulmuş bir kabuk gibi düşünelim ve gerçek ben aslında onun içinde gizlenmiş gibi duruyor. Peki gerçekten böyle bir ben var mı? Bu ben nasıl ortaya çıkarılabilir? Şimdi Benliğin oluşumundan biraz kötü bahsettim fark ederseniz. Yani böyle hasper kadar patküt, Frankenstein gibi bir şey. Yani ben dediğim şey aslında saçma sapan bir şeymiş gibi duyuluyor ama yaşama erkenden başlayabilmenin çok da başka bir yolu yok. Kültürel bir canlı olarak hayata başlamak için nasıl ki hani yürümek için ayağımızı yere sağlam basmamız gerekiyorsa, tabanlarımızın, kaslarımızın çalışması, o yürüme devrelerinin çalışması gerekiyorsa zihnen ve duygusal olarak faaliyet gösterebilmemiz için de benlik dediğimiz bir yere dayanmamız lazım. Ve evrimsel olarak kültürel bir canlı biçimde ortaya çıktığımız için bunu kültürden emelek alıyoruz, çok sorgulayamadan, daha ne olduğunu anlamadan bir ben teşekkül ettiriyoruz. Fakat tam bu noktada erişkin olup da kendiniz üzerine düşünmeye başladığınızda şurada bahsettiğim basit gerçeği fark edebilen az sayıda şanslı insandansanız Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Demek ki ben şimdiye kadar bana verilmiş olan, hani bebekken giydirilen zıbın gibi düşünün bunu, kundak gibi düşünün. Beni buraya kadar getiren bu kimlikle geldim. Çok şükür harika. Hepsini aldım, kabul ettim. Yapabileceğim en iyisi buydu. Bundan iyisini yapsaydım yapardım ama... Bu noktadan sonra artık... Bu sahte ben içerisindeki gerçek beni keşfetmek istiyorum diye... ...hikayelere başlıyor. İşte az sayıda insan... Ve neticede bunlar genellikle bizde hayranlık ve hayret uyandıran işleri beceren insanlar oluyor. Tuhaf tuhaf açılımlar yakalıyorlar. Kendilerinin bile ummadıkları şeyler keşfediyorlar kendilerinde. Ve bunu yaparken de aslında çok basit bir teknik kullanıyorlar. Çoğu zaman o zihinsel kestirmelerle oluşturulmuş etiketlerine ve imajlarına çok uygun olmayabilecek meraklar, ilgiler, arzular geliştiriyorlar. Bazı şanslı olanlarımız bu ilgi ve arzuların peşine gidip buralarda bir takım ustalıklar kazanıyorlar. Ustalıklar kazandıkça o yaptıkları şey her neyse, bu bir sanat olabilir, sosyal iletişim olabilir, basit bir günlük işlev olabilir, herhangi bir şeyde ustalaştıkça o süreç onları yavaş yavaş başka bir şeye dönüştürüyor. Ve aslında şunu fark ediyor yeterince yaşayan her insan, o ben ilk baştaki zihinsel olarak yapılandırılmış ve gerçekle çok bağlantısı olmayan benlik aslında sonraki beninizi ortaya çıkarmak için çok önemli bir başlangıç noktası ve bir zıplama taşı gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir yerden başlıyoruz. Ve tabii ki çoğumuz etrafımızdaki insanlara öğüt vermeye bayılırız. Hele yaş kemale erince işte insanlara bu konuda büyük büyük konuşup onları işte onların içinden bir ben çıkarmaya, bir yetenek çıkarmaya falan çok meraklıyızdır. Ben bunun çok işe yaradığını pek görmedim. Zira insanın öncelikle kendi benliğinin kendisi olmadığından şüphelenmeye başlaması, sonra bunun gerçekten de öyle olmadığını fark etmesi ve sonra kendi kendini bulabilmek için çeşitli yollar denemeye başlaması zaten yaşam macerasının başlaması anlamına geliyor. Mark Twain ne diyor? İnsanın iki tane doğum tarihi var. Bir annesinden doğduğu tarih, biri de ne için doğduğunu anladığı tarih. Fakat bunu dışarıdan bir insana verebilmek ya da bunu bir kitaptan okuyarak öğrenebilmek pek olası değil. Zira yine çok daha büyük bir ismatif yapalım. Ne diyor i̇bn Sina? Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa hayat biter. Dolayısıyla hepimizin görevi adeta işte bir yumurta gibi etrafımızı saran ve içinde olgunlaşmamız için muhtemelen tesis edilmiş o sahte benliği, yanılgılarla dolu kendilik algısını içeriden küçük çabalarla gagamız sertleştikçe kırıp yepyeni bir dünyaya, bambaşka bir canlı olarak, bambaşka bir varlık olarak bakma şansı yaşamak. Bu dünyadan geçerken bunu yaşayabilen insanlarla tanıştığımı zannediyorum. Onlarla hem fiziksel olarak hem yazdıkları, konuştukları üzerinden tanışma fırsatı bulduğumu düşünüyorum ve bunların hepsinin ortak bir özelliği var hayatlarında ne geçirmişlerse, ne yaşamışlarsa hepsinden razılar. Hiçbir şeyden şikayetleri yok. Ve 50 kere daha dünyaya gelseler gene aynı hayatı yaşamak istiyorlar. Ve bu bugün hem pozitif psikolojide hem bizim kadim anlatılarımızda mutluluğun tanımı olarak geçiyor. Yani bir insan hayatından razıysa o insana mutlu diyoruz. Peki kimler hayatından razı oluyor? başlangıçta hasbel kadar zihnine yüklenmiş bir ben algısına ömür boyunca taparak ilerleyenler değil, o ben algısını uygun şekilde dönüştürerek oradan yeni bir ben çıkarabilenler. Bence işi gücü bırakıp hepimiz bu konuyla uğraşsak hiç boşa vakit harcamış gibi olmayız diye düşünüyorum. Bu kadar çetrefilli bir konuyu bu kadar kısa bir süre içerisinde sadece ipucu vermek için ele alabilirim. Zira insanlar buna ömürler harcıyorlar ve en çok kendimiz hakkında yanıldığımız bilimsel bulgusundan yola çıkarak bu kadar fazla bu mesele üzerine konuşabilmemizi sağlayan en önemli şey bütün insanların başta ben olmak üzere aynı sorunla cederleşmesi. Ne mutlu kendinden yeni bir ben doğurabilenlere ve ne mutlu kendinden yeni bir ben doğurmakla uğraşan ya da bunu beceren insanlarla bir şekilde temasa geçebilenlere. Bence hayattaki en önemli görev bu olsa gerek.